Arkadaşlar merhabalar. 11. sınıf Akademi serisinde çemberde açıda kaldığımız yerden devam edeceğiz. Ne anlatacağız? Üçgenin çevrel çemberinden bahsedeceğiz ve sinüs teoreminden bahsedeceğiz bu dersimizde. Yine çok güzel sorular bizi bekliyor. Hadi bakalım dersimize başlayalım. Üçgenin çevrel çemberi. Kural olarak bilmeyin, mantığını anlamaya çalışın. Mantığını anlayan arkadaşlar böyle soruları çok rahat bir şekilde yapabilir. O yüzden benimle birlikte anlamaya çalışın şimdi. Öncelikle tanımını verelim. Bir üçgenin köşelerinden geçen çembere üçgenin çevrel çemberi denir. Bak şimdi bir üçgen var. Bir üçgenin böyle köşelerinden geçiyorsa biz buna ne diyormuşuz? Çevrel çemberi diyormuşuz. e Merkezimiz burasıysa en etkili silahımız bizim yarıçap çizmek ya. Bak şimdi çevrel çemberin özelliğini kendimiz bulacağız. Merkez burasıysa al sana yarıçap, al sana yarıçap, al sana yarıçap çizince bu da yarıçap, bu da yarıçap, bu da yarıçap ne oldu? Aa hocam burada çevrel çemberin merkezinden Köşelere gittiğimiz zaman bu uzunluklar birbirine eşit oldu. İşte çevrel çemberin merkezinin özelliği bu. Ve aynı zamanda tamam şu çevrel çemberin merkezi. Şu köşelere gittiğimiz zaman şunlar birbirine eşit. Bunları öğrendik ve aynı zamanda dikkat et. Bu ikizkenar üçgen bir yükseklik çizsek tabanı iki eşit parçaya parçayabilir. Bu da ikizkenar üçgen bir yükseklik çizsen tabanı iki eşit parçaya parçayabilir. Bu da ikizkenar üçgen yükseklik tabanı iki eşit parçaya parçayabilir. A ne oldu bu? kenar orta dikmesi bu da kenar orta dikmesi bu da kenar orta dikmesi yani aslında üçgenin çevrel çemberinin merkezi ne kenar orta dikme merkezidir arkadaşlar. Aynı şeydir bu. Ha kenar orta dikme merkezi ha çevrel çemberin merkezi. Evet bu önemli arkadaşlar. Bazen bu cümleyle duyacaksınız. Bazen de kenar orta dikme merkeziyle duyacaksınız. Bak mantığı aklında kaldı mı? Evet merkezin Köşeler olan uzakları birbirine eşit. Hatta merkezden şuralara hani merkez kiriş çektikten de aklınızda kalabilir. Merkez kiriş çektik, merkez kiriş çektik, merkez kiriş çektik. İki eş parçaya bölecek ya. Kenar orta dikme merkezi de oluyor aynı zamanda. Bu arada bu dar açılı bir üçgense üçgenin merkezi üç farklı şekilde karşımıza çıkacak. Bir, Dar açılı üçgende kesinlikle ama kesinlikle üçgenin içindedir. 2. Dik açılı bir üçgense kesinlikle ama kesinlikle merkez üçgenin üzerindedir. Sebep çünkü bu dik açılı bir üçgense eğer hocam çemberi çizdiğim zaman çapı gören çevre açı 90 derece olacak ya çap burası. E çapın tam böyle ortası da merkezdir. Hatta bu merkez şu köşeye şu köşeye ve şuradaki köşeye de ne olmuş oluyor? Eşit olmuş oluyor. Uzunlukları eşit olmuş oluyor. Yarı çap yarı çap yarı çap uzunluğundan dolayı. İşte o yüzden dik üçgende hipotenüs üzerinde oluyor. Hatta hipotenüsün tam orta noktası üçgenin nesi oluyor? Merkezi oluyor. Çevrel çemberin merkezi oluyor. Geniş açılı üçgende de geniş açılı üçgende de üçgenin dışında oluyor. Bunun sebebini söyleyeyim. Eğer burası geniş açılı bir üçgense yani burada kaç genişse merkez o geniş açının karşısındaki kenarın dışındadır. Sebep çapı gören çevre açı 90 derece değil mi? Bir 90 derece çizsen şöyle olacak. Çap olmak zorunda bu. İşte böyle bir şey olacak. Yani burada kaçımız 90 derece o zaman geniş açı hop buraya düşecek. Çapın üstünde kalacak. O yüzden Buradaki hipotenüs değil de geniş açının karşısındaki yanının dışında oluyor bu merkez. Bunun da mantığı bu. Toparlayalım. Dar açılı üçgende üçgen içinde. Geniş açılı üçgende üçgenin dışında. Dik açılı üçgende de hipotenüs üzerinde oluyor. Bunlar sadece mantık. Mantığını anladık. Sorulara da gelince herhangi bir özellik üzerinden gitmeyeceğiz. Anladığımız mantık üzerinden gideceğiz. Başlayalım sorulara. Şekilde verilen ABC üçgeninde o çevre açan merkezi. Kardeşim çevrel çemberin merkezi burasıysa bu bizim çapımız olmaz mı? Yarıçap 5 burası da 5. Çapı gören çevre açı 90 derecedir. A dik üçgen karşımıza çıktı. 6 10. Ne üçgeni? Özel üçgenden. 6 8 10 üçgeninden. X'i kaç buluruz? 8 buluruz. Herhangi bir kural dahilinde mi yaptık? Hayır sadece mantığını bildiğimiz için soruyu net bir şekilde yaptık. Geldik bir sonraki soruya. Şuradaymış. Örnek 41. Bir kenarın uzunluğu 6 cm olan ABC eşkenar üçgenin çevrel çemberinin yarıçapı nedir diye soruluyor. Hemen eşkenar üçgeni çizelim. Eşkenar üçgenin çevrel çemberini de ÖSYM de çok sever. Bu bir eşkenar üçgense eğer şöyle bir eşkenarlığı gösterelim. Açılarımız kaçar derece? 60'ar derece. Onu da gösterelim. Çevrel çemberini şöyle bir çizsek. Hocam çevrel çemberi böyle olacak. Çevrel çemberin merkezi soruluyor bize. E hocam çevrel çemberin merkezi burasıysa. Hop bu yarıçap. Hop bu yarıçap. Hop bu da yarıçap. Bir kenarı kaç demişti bize? 6. Hocam yarı çap, yarı çap, yarı çap. E, tamam. Bunlar yarı çap, yarı çap, yarı çap. Bak dikkat et. R, R. Çip çizgi, R, R. Çip çizgi, R, R. Çip çizgi. Bu üçgenlerin hepsi aynı üçgen mi oldu? Bütün kenarları aynı olan üçgenler. Evet eş üçgendir. E, o zaman burada kaçı çip çizgiyi gören açı? Burada kaçı da çip çizgiyi gören açı? Burada kaçı da çip çizgiyi gören açı? Eşit olmak zorunda. Hatta bunlar 120'şer derece oldu o zaman. 360'ı 3'e böldüğüm zaman. 120. 30 30 123 üçgen çıktı. Burası da 6 idi. E, R R ise R kök 3 olacak. R kök 3 eşittir 6 ise R'yi de buradan 6 bölü kök 3 diye buluruz. Kök 3 eşitliğini ile çarparsam 6 kök 3 bölü 3'ten cevap böylelikle 2 kök 3 çıkar arkadaşlar. Örnek 41 2 kök 3 oldu. Geldik örnek 42. Şekilde ABC üçgenin o no merkezi çevrel çemberi verilmiştir. Madem bu çevrel çember ve 4 kök de verilmiş çemberin yarıçap isteniyor. En etkili silahımız neydi? Yarıçap. Al sana yarıçap, al sana yarıçap. Şuraya çizsem 45'e böleceğim ya hiç şey yapmıyorum. E hocam 45'i kullanayım. 45 ise gördüğü yay ne olacak? Çevre açıdan dolayı 90. Aa burada da merkez açı var. Burası da 90 olacak. E buraya buraya. x e, kenar dik üçgen çıktı. 45 45 90 üçgen çıktı. R R ise burası R kök olmalı. R kök eşittir 4 kök 2 ise R'yi de böylelikle 4 buluruz. Çemberin yarı isteniyor. Cevap 4. Bir kural dahilinde mi yapıyoruz? Hayır. Hep bir mantık dahilinde yapıyoruz. Görüyorsunuz. Şekilde verilen ABC üçgeninde K noktası üçgenin kenar orta dikmelerinin kesim noktasıdır. Kenar orta dikmelerinin kesim noktası demek ne demekti? Çevrel çemberin merkezi demekti. O zaman ben buradan bir merkez şöyle bir çember çizdiğim zaman şurası merkez yapacak. Merkez olması ne anlama geliyor? Bak 3 tane eşit nokta olması anlamına geliyor. AK, BK ve CK toplamı bunların toplamı X, X ve X. Toplamı 3x değil mi? 9 verilmiş. X'i de böylelikle 3 buluruz. ABC üçgenin çevrel çemberinin yarıçapı nedir diye soruluyor yarı çap dediğimizde zaten 3 oldu arkadaşlar. Yani cevabımız böylelikle 3 yaptı. Geldik örnek 44'e. Şekilde ABC üçgenin çevrel çemberi verilmiştir. Çevrel çemberi şöyle çizilmiş. Sonra şu eşitler bu eşitler verilmiş ve burası 50 derece verilmiş. Arkadaşlar şuralarında 90 derece olması lazım. Burayı da ben ekleyeyim. Sizin pdf'inizde inşallah ekli olarak olur. Ama bunlarda 90 derece olmazsa soru çizilmez. Şimdi Tamam. Şuraya bakalım. Şu kenar orta dikmesi. Bu da kenar orta dikmesi. E kenar orta dikmelerin kesim noktası çevrel çemberin merkezi değil miydi? Evet. Ya da şöyle de bulabilirsin. Hocam şu dik tabanı keş parçaya bölmüş ya. Ne geldi aklımıza? İkiz kenar. Şu parçanın şu parça eşit oldu. Aynı şekilde burada da dik tabanı keş parçaya bölmüş. Şunu da çizip hocam burası da eşit diyebiliriz. İkiz kenardan bak 3 köşede olan uzunlukları eşit oldu. Çevrel çemberin merkezi burası yaptı. 50'yi kullanayım. 50 ise gördüğü yay 100'dür. Hocam buradaki açı da kaç derece oldu? 100 derece oldu merkez açıdan dolayı. Benden ne isteniyor? EAD açısı. EAD açısı isteniyor. Hmm, buraları bulacağım. Arkadaşım şurada dik tabanı keş parçaya böldü ya. Bu aynı zamanda açı ortay değil midir? İkiz kenardan dolayı. Bu da aynı şekilde dik tabanı keş parçaya böldü açı ortaydır. Ben şuradaki açıya bir A açısı dersem. O zaman burası 90 sağdır. A'dır. Hatta burası da 90 sağdır. A'dır. E, merkez açıdan burası da 90 eksi A yaptı. Buraya B diyecek olursam ki A artı B o zaman 50 yaptı. Dikkat. Hocam burası B ise burası 90 eksi B. Burası da 90 eksi B mi oldu? Evet. Şimdi bizden şu isteniyor zaten. Hiç yüzü falan bulmamıza gerek yokmuş. Ne açısı isteniyor. EAD açısı isteniyor. Şurayı bulursam olay bitti. Bak 90 eksi A iken burası da 90 eksi A değil mi? 90 eksi B iken burası da 90 eksi B değil mi? Ben bu yayın ölçüsünü bulabilirim. Bu yay 180 eksi A eksi B. Yani 180 eksi. Eksi parantezini aldığın zaman A artı B yapar. A artı B de 50 değil miydi? Evet 180'den 50 çıkartırsak burası da 130 yaptı. Evet gençler şu yay 130 yaptıysa buradaki yayın ölçüsü kaç yapar? 360'a tamamlayan 230 yapar. Benden de şurada kaçı isteniyor artık? O da 230'un yarısı olmaz mı? Yani 230'un yarısı da kaç yapıyor? 115 yapıyor. Bu da ilginç sorulardan, güzel sorulardan biri. Son soruya koymuşuz. Biraz zor olduğu için. Ama çıkar mı? Çıkar. Belli olmaz. Ama ne yaptık? Yine bir kural dahilinde mi yaptık? Hayır. Herhangi bir şekilde kural dahilinde yapmadık. Çevrel çemberin merkezi olduğunu bulduk. yarıçapları böyle koyduk. Hatta üçgen bilgileriyle çıktı. Yani çevrel çemberin merkezi olduğunu bilmeseniz bile yine bu sonucu ulaşabilirdiniz. Mer çemberi nerede kullandık? Bir tek burası 130 iken burası 260 oldu. Çevre açıyı kullandık ondan sonra. 230'un yarısı 115 diye bulduk. Gençler böylelikle cevap 115 oldu. Çok güzel sorular. Devam. Şimdi sırada ne var? Sinüs teoremi. Evet. Bir üçgenin çevrel çemberi çizildiğinde çevrel çemberin yer çapında büyük R ile gösterecek olursak A bölü sin A, B bölü sin B, C bölü sin C yani kenar ve karşısındaki açı şeklinde yapıyoruz. A bölü sin A, B bölü sin B, C bölü sin C eşittir 2 R'dir arkadaşım. Peki hocam nereden geliyor bu? Doğru. Şurası A açısı değil mi? A açısı diyelim buraya. E, A açısı ise gördüğü yay nedir? 2A'dır. İspat yapıyorum. Dikkat. Çok da kolaydır ispatı. Hop şöyle çizersem. Bu da yarı çap değil mi? En yarı çap çizmekte. Evet hocam. E burası 2A ise merkez açıdan dolayı burası da 2A oldu. E x kenar. Şuradan bir yükseklik çizsem ben. Hop şöyle bir yükseklik çizsem. 2 eşit parçaya bölecek. 2A 2 eşit parçaya böldü. Burası da A açısı. Burası da A açısı oldu. Hatta bu kenar A bölü 2 A bölü 2 oldu. Bak bu açının karşısı ve hipotenüsü var. Sen burada o zaman sinüs A'yı yazsan. Sinüs A neye eşit oluyor? A bölü 2 bölü R'ye eşit oluyor. A bölü 2 bölü R'ye eşit oldu. Yani buradan sinüs A neye eşit oldu? A bölü 2 R'ye eşit oldu. 2 R'yi attık öbür tarafa sinüs A'yı attık buraya. O zaman ne oldu? A bölü sinüs A eşittir ne oldu? Bak 2 R'yi buraya attım. Sinüs A'yı da buraya attım. A bölü sin A eşittir. 2 R ye... çıktı mı çıktı. A açısı için ispatladım. Aynı şey B açısı için ispatlanır mı? Tabii ki ispatlanır size bırakayım isterseniz ama şu B açısı için de göstereyim. Şimdi kardeşim şu B açısı. E şimdi burada şu B açısının karşısındaki B. B'ye göre yapacak olursak. B ise burası 2B. E buradan da bir dik çizdim. B bölü 2. B bölü 2 oluştu. Burası da B açısı oldu. Çünkü 2B olduğu için açı ortaya olacak. B açısı. Burası da yarı çap yaptı. Yine aynı mantıkta sinüs b b bölü 2 bölü r'den yine aynı mantık çıkar. Yani a bölü sin a b bölü sin b c bölü sin c eşittir 2r hikayesi. A bölü sin a aldık ya buradan da b bölü sin b 2r'ye eşit oldu. Yani a bölü sin a b bölü sin b'ye hatta c bölü sin c'ye eşit olur. O da 2r'ye eşit olur. Bunu bilin. Nereden geldiğini de gösterdim. Ne olur ne olmaz sıkıntı yaşarsanız siz de bu şekilde bir çözüm yöntemiyle yine sonuca ulaşabilirsiniz. Evet sorulara bakalım. Aslında sinüs teoremiyle kullanılan çoğu soru dik üçgenden çıkıyor. Bu soru nereden çıkar? Şuradan çok daha kolay bir şekilde çıkar. 90'ın karşısı 2 kök 2 ise 30'un karşısı yarısıdır. E 45 45 90 üçgeninden kök 2 kök 2 oldu burası. Burası da kök katından dolayı 2 çıkar. Ama biz yine de sinüsten çözelim arkadaşlar. Cevabı 2 bulduk. Hocam açı ve karşısında kenar açı ve karşısında kenar varsa x bölü sinüs 30 eşittir. 2 kök 2 bölü sinüs 45. 2 kök 2 bölü sinüs 45'e eşittir. Buradan sinüs 30'un 1 bölü 2 olduğunu biliyoruz. Ee, bil, bilmiyorsak da şöyle bir 30 60 90 üçgen çizebilirsiniz. Ben bir tanesini de çizeyim. 1 2 burası kök 3. Bir de 45 45 90 üçgen çizelim. Burası 1 1 kök k olduğunu biliyoruz. Bak x bölü sinüs 30 sinüs 30 karşı bölü hipotenüs 1 bölü 2 eşittir. 2 kök 2 bölü e, sinüs 45 1 bölü kök 2 yapıyor da. 1 bölü kök 2 yaptı. Bu da ters çevir çarptığım zaman 2x yaptı eşittir. Ters çevir çarptığım zaman 2 kök 2 çarpı kök 2 yaptı kök ile çarp mı 2 şu gitti x'i de böylelikle ne bulduk yine 2 bulduk arkadaşlar. Evet x 2 çıktı. Dik üçgenden de çıkıyor ama öğretmeniniz sınavda böyle bir soru sorduğu zaman tabii ki sinüs teoreminizi sinüs teoremini biliyor musunuz bilmiyor musunuz diye ölçer. O yüzden çözümünüz bu şekilde olsun. Ben de bundan sonraki soruları geometriden değil de bu şekilde buradan çözeyim. Evet burada 46. soruda burası k iken burası 2k verilmiş. Evet AC uzunluğu 2k, BC uzunluğu da k verilmiş. Kenar ve karşısındaki açı. Kenar ve karşısındaki açı var mı? Var. Hemen yazalım. K bölü sinüs alfa neye eşittir? 2K bölü sinüs 45'e. 2K bölü sinüs 45'e. Artık sinüs 45'i e nasıl bulduğumuzu bir öncekinde anlattık. Gerisini anlatmayayım. K'lar gitti. Burada 1 kaldı değil mi? O zaman 1 bölü sinüs alfa eşittir. 2 bölü sinüs 45. Yani 1 bölü kök eşittir. Buradan 1 bölü sinüs alfa eşittir. Ters çevirip zaman 2 kök eşit oldu. Sinüs alfa da buradan ne olacak? Ee, şu işler dışlar yapınca 1 bölü 2 kök 2 eşit oldu. Hatta kök 2 eşitlerini çarparsak buradan da kök 2 bölü 2 ile 2'nin da 4 yapar. Cevabımız kök 2 bölü 4 olur dostum. Tamam. Geldik buraya. Aa hocam iki tane ayrı ayrı üçgen var burada. Ama dikkat et. Bu üçgenin de çevrel çemberin merkezi o. Bu üçgenin de çevrel çemberin merkezi o. Yani çevrel çemberin yarıçapı her ikisinde de R değil mi? Evet. E o zaman bu üçgende ben 4 bölü sinüs 30'un ne olduğunu biliyorum. 2R olduğunu söyleyebilirim. 4 bölü sinüs 30 eşittir 2R. Aynı zamanda şuradaki üçgende de bak. Kenar ve karşısında açı var. X bölü sinüs 45'in de ben ne olduğunu biliyorum. 2R olduğunu biliyorum. Her ikisi de 2 r eşitse bunlar birbirine eşittir. Yani ne geliyor buradan? 4 bölü sinüs 30. Sinüs 30 1 bölü 2 eşittir. X bölü sinüs 45 yani o da 1 bölü kök 2. İşler dışlar yapalım mı? Yok. Ters çevirip çarpalım burada. 8 eşittir. E, ters çevirip çarptım. Kök 2 x yaptı. Böylelikle x de 8 bölü kök 2 bulduk. Kök 2 eşitliğiyle çarparsam 8 kök 2 bölü 2'den cevap 4 kök 2 çıkar dostlar. Yani aynı çevrel çemberin yarıçapına eşit olan e, aynı merkezde iki üçgen olduğu zaman yine sinüs teoremi uygulanabilir. Evet. İlk defa mı görüyorsunuz yoksa bu sorulara? Evet. Öğreniyorsunuz işte. Geldik buraya. Evet yine iki tane üçgen var aslında burada. Şu üçgen ve şu üçgen. Her iki üçgende de şeral çemberin merkezi aynı değil mi? Evet. Şimdi burada 30 derece verilmiş. BC bölü AD isteniyor. X bölü Y isteniyor. Bak açı ve karşısındaki kenar. Yani X bölü sinüs 30. 2 R'ye mi eşittir? Bunun yarı çapı R Evet. Aynı zamanda Y bölü bak. Kenar ve karşısındaki açı var y bölü sinüs 60 da yine aynı şekilde 2 r'ye eşittir. Evet her ikisi de bunlar birbirine eşit. Dolayısıyla yani her ikisi de 2 r'ye eşit. Dolayısıyla bunlar eşit oldu. x bölü 1 bölü 2 eşittir. y bölü sinüs 60. 60 dediğimiz nedir gençler? Sinüs 60 dediğimiz 1 bölü kök değil midir? Evet. Bizden ne isteniyor? bc bölü ad. Yani x bölü y isteniyor. y'yi buraya atalım 1 bölü 2'yi buraya atalım. Buradan x bölü y eşittir 1 bölü 2 bölü 1 bölü kök 3 yaptı. O zaman x bölü y de buradan 1 bölü 2 çarpı kök 3 bölü 1 yapar. Cevap da böylelikle kök 3 bölü 2 çıkar. Yani iki tane aynı üçgen çevrel çemberin merkezi aynıysa bu sinüs teoremini yine de kullanmayı ihmal etme. Bu tür sorular genelde gözden kaçıyor. Bunlara da lütfen ama lütfen dikkat et. Örnek 48'i kök 3 bölü 2 bulduk. Bazı sorularda işlem hatası yapıyorum. Yaptığımda yorumlarda uyar ki arkadaşlarım da yanlış yapmasın tamam mı? Evet geldik örnek 49'a. Burada ne var? Ali Bey uzunluğuna K dersem. Ali Bey uzunluğu işte burası K. AC uzunluğu da ne? AC uzunluğu da 2K oluyor o zaman. Burada 45 verilmiş 30 verilmiş. Eyvah eyvah. Burada ne yapacağız be ya? BD bölü DC isteniyor. Yani buradan X bölü Y isteniyor bizden. Vallahi hocam. Kenar karşısında kaçı var? Kenar karşısında açıya bir alfa diyeyim o zaman. Hop burası da ne oluyor? 180 eksi alfa mı oluyor? Evet. Ben şimdi bak zor bir soru. Şu üçgende kenar karşısında kaçı? K bölü sinüs alfa eşittir. X bölü sinüs 45'i kullanabilirim. X bölü sinüs 45'i kullanabilirim. Tamam. Buradan K'yı bulabilirim ben. Hatta sinüs alfayı bulabilirim. Sinüs alfayı ne yapabilirim? Şunu şuraya atayım. Şunu şuraya atayım. Bak sinüs alfayı buraya attım. Sinüs alfa Sinüs 45'i buraya atınca k çarpı sinüs 45 sinüs 45 bölü x de buraya gelecek x oldu. Sinüs alfayı yalnız bıraktım sadece. Tamam mı? Hatta sinüs 45 dediğimiz nedir? Sinüs 45 dediğimizde 1 bölü kök 2 eşittir. Tamam sinüs alfa buna eşit oldu. Öbürüne bakalım. Burada da arkadaşlar y bölü sinüs 30 y bölü sinüs 30 eşittir 2k bölü 2k bölü sinüs 180 eksi alfa değil mi? Evet. Trigonometriden biliyorsunuz sinüs 180 eksi alfa neye eşittir arkadaşım? Sinüs alfaya eşit değil miydi? Evet. E bu sinüs alfaya eşittir. O zaman burada da sinüs alfayı yalnız bırakayım. Sinüs alfayı yine buraya atayım. Sinüs alfa eşittir. Bak sinüs alfa buraya geldi. Y bölüye geçecek. Sinüs 30 da buraya geçecek. 2K çarpı sinüs 30 bölü Y buraya geçti. E sinüs 30'un da 1 bölü 2 olduğunu biliyorum ben. Şunlar da gitti. K bölü Y'ye eşit oldu. Aa, burada bak ne çıktı. Nerede? Kalemim gitti. Dur. Şurada ne çıktı? Sinüs alfa neye eşit? Hocam K çarpı 1 bölü kök 2 bölü x'e eşit oldu. E burada sinüs alfa neye eşit? K bölü y'ye eşit oldu. E her iki tarafta da k'lar gitti. Bizden de bd bölü dc isteniyor. bd bölü dc x bölü y isteniyor. x'i buraya atarsam o zaman ne oluyor? 1 bölü kök 2 eşittir. x'i buraya attığım zaman x bölü y eşit oldu. Yani x bölü y kök 2 ile de çarparsam neye eşit oluyor arkadaşlar? Kök 2 bölü 2'ye eşit olmuş oluyor. Bu da zor sorulardan biri. Yıldız hak eden sorulardan biri. Öğretmeniniz böyle zor bir soru soracağım diyorsa trigonometri de karıştıracağım diyorsa aynen böyle bir soruyla karşınıza gelebilir. Gerçekten çok hoş bir soru. Yalnız beni niye ne sinüs teoremi etti? Şimdi kenar karşısındaki açı. E burada da k var. Aslında kenar Karşısındaki açıya alfa dedim. Bak burası da 180 lik x oldu. Kenar karşısındaki açı, kenar karşısındaki açı şeklinde olduğu için sinüs dönemine itti soru beni. Bu da gerçekten hoş bir soru. Ha bu arada ben şunu da söyleyeyim. Ben bu soruyu nasıl bulabilirdim? Geometri'den de bulabilirdim. Nasıl? Onu da söyleyeyim. Şuradan şöyle bir dik çizerdim. Şuradan da şöyle bir dik çizerdim. K 45'in mantığını, 30'un mantığını kullanırdım ve kelebek benzerliği yapardım. Haberin olsun. Öyle de çok çok daha rahat bir şekilde çıkar bu soru. Bu da bir aklının bir köşesinde bulunsun. Evet gençler, a bitmiş. Bittiyse o zaman çemberde açıyı tam anlamıyla bitirdik. Her şeyle bitirdik ve çok güzel sorularla bitirdik ve sadece kural ezberlemeyle değil. Şurada, şurayı çalıştırmayla bitirdik. Yani kuralın işlemediği yerlerde şurayı çalışmayı öğrettik mi size? Elimden geldiğince öğrettik. İnşallah faydasını görürsünüz. Ve böylelikle çemberde açıyı şey bitirdik. Bundan sonra ne var? Galiba teğet var. Teğet, teğet durumu var. O zaman bundan sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.